Tamam. 10 poşet? 1,5 lira. 100 poşet? 15 lira. 1000 poşet? Bu kadarı beni aşıyor abi. 150 lira Hüseyin abi. Aferin koçum benim. 100 puan veriyorum sana. Aslanım. Yiğido, şu bizim özelçiye gidiver oğlum be. Numune hazırmış, bir bak da gel. Tamam Şükrü abi. Efendim işte örnek burada. Bu alışveriş filelerinden öreceğiz. Aa, bakayım Kemal Bey. Buyurun. Bakayım. Ay çok kolay kız değil mi Atçı? Bak bakayım. Evet evet. Vallahi örülür Kemal amca, zor değil bu. Bravo. Çok teşekkür ederim ya. Rica ederim Kemal Bey. Sadece bir şey soracağım. Biz bu fileyi niye örüyoruz? 1 Ocak'tan itibaren naylon poşet ücretli olacak. Şimdi biz bunları örüyoruz ki naylon poşet kullanımını azaltmak için. Yoksa amaç para kazanmak değil. Hani siz biliyorsunuz eskiden kese kağıtları vardı. Ay. Ah Kemal Bey, gerçekten eskiden vardı. Ay bana neler hatırlattınız, ne günlerdi ya. Sonra çıktı bu naylonlar. Ama sormayın, bu naylon hayatımıza bir girdi bir girdi yani. Ya bunların yani zararları saymakla bitmez. O yüzden bu girişime hepimiz destek vermeliyiz. He, ondan Hüseyin'le Şükrü bu naylon poşetleri topluyorlar demek ki. Hüseyin'le Şükrü naylon poşet mi topluyor? Evet Kemal Beyciğim, naylon poşetleri topluyorlar demek ki file verecekler. Aa, bravo, onları kutluyorum. Kocişim ne kadar doğa sever görüyorsunuz. Poşete son. Sen neye bakıyorsun abi? Ya okuldan kamera kayıtlarını gönderecekler, onu bekliyorum. O zaman yakalayacağım o hıyarı. Hıyar demesek abi şimdi yani. Yani başka şeyler diyeceğim ama kadınlar burada. Daha neler diyeceğim. Ya bence deme yani, kadınların dışında da deme. Yani belki iyi bir insandır. Yani değil mi? Evet, belki de belki çok iyi bir insandır. Tabii bence de öyle hissediyorum. Ya belki çok pişman olmuştur adam. Valla pişman olmadıysa da ben onu anasının karnından doğduğuna pişman edeceğim. Bitti. Ay Haluk yeter ama ya. Yani geldiğinden beri aynı şeyi konuşuyoruz, yeter. Dudu gibi söyleniyorsun, tamam. Allah Allah. Sıkıldım. Ay siz nasılsınız? Tuna, seni böyle bir durgun gördüm. Bir şey mi oldu, her şey yolunda mı? Yani iyi gibi yani. Bir şeyim yok daha. Yani iyiyiz işte. Şey, Sertaç Bey bizim Orçun'la Merve'ye matematik öğretti de. Ha. Tuna o yüzden böyle bir bozuldu gibi oldu yani. O yani bu. Gönül. Vallahi burnuma kötü kokular gelmeye başladı. Aha. Ne geldi Haluk? Okuldan beklediğim kamera görüntüleri. Şimdi yakalanacaksın işte Speedy Gonzales. Bu poşetler bize yetmez Şükrü. Daha çok poşet depolamalıyız. Düşünsene oğlum. 1 market günde 1000 poşet tüketiyor. O zaman bizim elimizde 2 günlük stoğumuz var. Haklısın Şükrü. 1 Ocak'a kadar depomuz tıka basa poşet dolmalı. Stoklarımız biterse ne yapacağız abi? Kazandığımız parayla yatırım yapacağız Şükrü. Kendi naylon poşetlerimizi bastıracağız. Bir gün herkes Çaycı Hüseyin poşetleriyle alışveriş yapacak. İthalat ihracat hak getire. Yılın iş adamı ödülünü bile alırız. Evet Şükrü. Buyur Hüseyin abi. Nasıl olmuş poşet? Çok güzel olmuş abi. Çok beğendim. Çaycı Hüseyin naylon poşetleri bu ülkenin göz bebeği olacak Şükrü. Şükrü, bu parayı al, markete git. 1 tane sakız al, 10 poşet al. 1 tane sakız al, 10 poşet al. 1 tane sakız al, 10 poşet al. Hadi göreyim seni oğlum. Tamam abi. Ah, Zero Bey yandı.
içiyorsunuz orada? Bir şey de içmiyoruz canım. Yok bir şey, şey çay. İç, iç çay. Hadi çay. Allah Allah, nasıl böyle? İçsene çayını. Tamam, koy oraya. Haluk, hiç sohbet etmiyorsun ya. Yani yüzünü gören cennetlik. Ha? Yok, şimdi bir seyredeyim. Yani kafa burada benim şimdi. Bence hiç seyretme Haluk ya. Ne gerek var? Bir tane trafik makandası yüzünden gözünü niye yoruyorsun abi? Bence seyretme yani. Yok, ben onu bulduğum zaman bütün yorgunluğum falan geçer yani böyle. Sen boş ver. Ama hangi biriyle baş edeceksin Haluk? O tarafından bak. Yani bir sürü var bunlardan. Oo, sürüsüne şey yani. O yüzden bence hiç yani bir hangisine kızsa, ona kızsa ötekini şey yapamazsın yani. Ben yakaladıklarımı hallederim. Sen merak etme. Sen boş ver. Ama yeter ama Haluk. Sen de yani bütün aşı oldu telefonun. Böyle tepazelik olur mu? Bırak. Hayır, gönül lütfen. Yani bu kadar rezillik olur mu? İnsancık birazcık telefonu bir şey yapmaz yani. Biz de iki yüzünü görmeye geldik. Canın geleceğine mala gelsin Haluk. Abi, işe yarayacak mı? Yarayacak da oğlum, merak etme, bak şimdi. Aa, bana ne yazar? Poşet devirdi. Sevgili esnaflar, vatansever esnaflar, poşet getirin. Ne olur poşet getirin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Eyvallah. Gelsin. Sağ ol abi. Çok sağ ol. Bırak abi. Çok teşekkürler. Eyvallah. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Şükrü, gidelim hemen. Abi, patatesler. Ha, toplayalım Şükrü. Daha iki mahalleye gideceğiz. Abi, plan işe yaradı. Şimdiden bir sürü poşetimiz oldu. Yaramaz mı oğlum, yaramaz mı? Abi, ya anlarlarsa belediyeden gelmediğimizi? Anlamazlar oğlum. Nereden anlayacaklar? Buyurun. İyi günler ablacığım. Belediyeden geliyoruz. Evdeki naylon poşetlerinizi topluyoruz. Neden? Belediye olarak bugün oylama yaptık. Evlerden ne toplayalım dedik. Naylon poşet çıktı. Durun bir saniye. Abi, ne güzel yazıyorsun. Oğlum, ben sana demedim mi? Ben yazarım. Evet! Naylon poşet topluyoruz belediye olarak. Duyduk duymadık demeyin. Yağıyor abi. Bardaktan boşalırcasına gökten poşet yağıyor. Yağıyor Şükrü. Ben sana ne dedim oğlum? Parayı bulduk dedim. Sayende abi. Her şey senin sayende. Kısaca. Böyle örgü örmek bana çok iyi geliyor. Böyle terapi gibi, biliyor musun? Evet Kadri, yani ben de örgü örerken böyle kafamı örgüye verince zaman nasıl geçiyor anlamıyor. Hah, kapı çalıyor. Hoş geldin. Merhabalar. Apartmanda diğer hanımlarla da görüştüm. Onlar da örmeye başladı. Sizce durum nasıl gidiyor? Çok iyi, çok iyi Kemal Bey. Bakın ilerliyoruz devamlı. Ah, yorulduysanız bırakın yani, bekleyin. Ya olur mu öyle şey? Ne demek Kemal Bey? Saygılar. Ha, saygılar efendim. Kemal amca, daha yeni ısınıyorum. Ayrıca kondisyonum iyidir benim. Bravo Hatice. O zaman ben ördüklerinizi alayım da dağıtmaya başlayayım bari. Telefonu kurtarın. Ne yapayım? Ertem. Bilgisayar nerede, bulamıyorum. Ay ne yapacaksın şimdi bilgisayarı? Ben bilmiyorum yerini. Mailime girip kayıtlara bakacağım. Yani şimdi... Arkadaşlarımız şuraya bizimle oturup iki kelam etmeye, bir çay içmeye gelmiş. Yani böyle telefonuna, şeyine mi bakacaksın? Hiç. Baktın zaten. Nedir yani? Taktın mı görüntülere? Evet. Bırak. Bakma canım, evet. Nedir yani? Boş ver, gel. Hayır, bakamadım. Çünkü Zero Bey telefonumu kırdı. Şerik olmadı Haluk. Şimdi ben onu tam şey yaparken görür. Yani tam böyle yani elim şey yaptı. Yani düzelteyim derken. Sen telefonu
bunu versene bana. Yok, veremem. E? Şeyden. Güncelleme yapıyor. Bir saat kapalı kalacağım. Ya Haluk Bey, ısrar etmeyin. Yani belki görmemeniz gereken bir şey vardır. Yani ısrar etmeyin. Hayırlısı. Evet. Yani. Sen ver. Neyi? Telefonunu. Hangi telefonumu? Senin telefonunu. Şarjı bitik. Hiç sıfır. Şarj yok. Yani o kadar çok kullanıyorsun ki telefonunu. Tabii çabucak biter yani. Evet. Dolan teyze sen ver. Aa. Evde unutmuşum ben de. Ay Allah. Emine. Benim şeyim yok ki. Ay bozuldu ya. Telefonum internette yok gitti. Yani hiçbir şey göremezsiniz, bakamazsınız. Ah. Oh. Yani 40 yılın başı iyi işe yarayacaksınız onda da. Ama telefonu şey yapma Haluk, ben sana yaparım yani yenisini. Onu yani zaten eskiydi bu, yeni model şey yapıyorum. Abi resmen 1 Ocak itibariyle büyük ikramiye bize vurmuş gibi bir hayatımız olacak. Turne gözünden vurduk Şükrü. Şunları kaldırın oğlum buradan. 1 Ocak'a kadar burada mı duracak? Bana bak, sorgulama yapma, çay yap. Selamünaleyküm çocuklar. Aleykümselam Kemal amca. Oo, bayağı poşet toplamışsınız. Sizinle gurur duyuyorum. Oo, Şükrü. Aa, bu ne ya? Ha? Yeni imajını çok beğendim. Sana yakışmış, gençleşmişsin. Sağ ol Kemal amca. Kemal amcam, topladık poşetleri. Kısa zamanda çok fena yol kat ettik. Zaten her yer poşet. Zor olmadı Kemal amca. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Günde 10.000 ton naylon çöpe atılıyor. Yani dünyamız hızla naylon çöplüğü olma yolunda ilerliyor. Evet Kemal amca. Biz de dedik madem paralı oluyor bu poşetler dedik. Ya bu yasa var ya, bu yasanın çıkması çok iyi oldu çocuklar. Ya düşünsenize, bir naylon doğadan 450 yılda kayboluyor. Evet Kemal amca. Bizde de 15 kuruş market önlerinde. Ya çocuklar, şimdi hepinize alışveriş fileleri hediye ediyorum. Tamam mı? Bundan sonra naylon poşete son. Bu ne Kemal amca? File. Bundan sonra insanlar alışverişe giderken bu filelerle gidecekler. Naylon poşet kullanımına son, bitti. Naylon poşet kullanmayacağız mı yani? Abi file diyor. Ya canım yani arada yani mecbur olunursa kullanılır tabii. Ama genelde file kullanılacak. Artık file kullanılacak. Kemal amca fazla var mı? Ben de komşulara dağıtayım. Aa tabii var Yakup, olmaz olur mu? Al. Sağ olsun. Kadriye ile komşuları hep file örüyorlar bütün gün. Çocuklar bunları da size vereyim. Hadi. Sağ ol Kemal amca. Abi kartalı vuran kendi tüyünden yapılmış bir oktur. Sistem çöktü Şükrü. Çocuklar siz de bu poşetleri alın belediyeye götürün. Tamam mı? Onlar ne yapacaklarını biliyorlar. Poşet kullanılmayacak artık. Yakup. Hadi bize oradan birer kahve yap. Bak çocuklar çok duygulandılar vallahi ya. Ay maalesef Jet'le Özlem ve Doğrucu Sertaç Bey geldiler. Merhaba, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba efendim. Sertaç Efendi, telefonunu versene bir. Vereyim efendim, hayırdır? Ya benimkinde bir sorun var, maillerime girmem lazım. Ay hayrola, çok heyecanlı gördüm ben size Haluk Bey. Ya bugün Maganda'nın biri, ben böyle yürüyorum. Öyle bir hızlı gitti ki böyle baştan aşağı beni ıslattı. Yani onu bulacağım şimdi, kamera kayıtlarına bakıyorum. Ay Maganda'ya bak ya, çok geçmiş olsun. Ne tesadüf efendim, bugün aynı Tuna Bey de sizin gibi birini ıslatmış be foş diye.